Ticaretin kendisi bir risk taşır. Yani insan ticareti yapıyorsa, kar yapma, zarar yapma, riskiyle karşı karşıyadır. Ee, eğer bir risk yoksa, riskin olmadığı bir yerde kar problemli hale gelir. Evet, e, riskin sıfıra yakın olduğu ticaretler olabilir. Ama nihayetinde insanlar sizin malınızı kendi hür iradeleriyle alacaklardır. Almayabilirler. Almamaları bir risktir. Binaenaleyh sizin pazara bir mal getiriyor olmanız ve pazarda bunu satmanız başlı başına bir risk taşır. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin elinde olmayan malı satmasını yasaklamıştır. Çünkü bir mal elinizde değilse o sizin e, sorumluluğunuzda, sizin garantinizde değilse orada size dair bir risk oluşmamış demektir. Hiç kendi mülkiyetinize geçirmeden bir malı üçüncü şahsa satışla beraber siz e, bir risk üstlenmeden bir satış yapmış olursunuz. Oysa e, ticaret bir risk barındırır. Bunlar ee, bu yönüyle ticaretin tabii bir sürecinin işlemesidir. Bunun haricinde herhalde kardeşimizin sormak istediği mesele, ben e, birileri ticaret yaparken bu ticaretin bir tarafında bir sorumluluk, bir risk taşıyorum. Ne olabilir o? İşte kefil olmuşum adama. Ödemediği zaman ben ödemek durumundayım. Teminat mektubu vermişim. Eğer e, o ödeme gerçekleşmezse. Teminat mektubu benden çıktığı için ben bir risk almışım. Bu risk de bir maddi bedelle bedellendirilebilir mi, ücretlendirilebilir mi diye soruyorsam eğer işin içerisinde ortak hüviyetinde bulunmuyorsa bir kimse. Yani alıcı değilse, satıcı değilse böyle bir risk e, üstlenmesi onun e, insanlık adına ahlaki bir davranış sergilemesi olarak kabul edilir. Gönüllülük esasına dayalı bir meseledir. Binaenaleyh e, bu riskin komardaki gibi bir risk haline gelmesi söz konusu olabilir aksi halde. Nihayetinde insanlar kumar oynarlarken de bir risk işte zar atıyor. Şeş mi çıkacak, beş mi çıkacak, ne çıkacaksa artık. Orada da bir risk söz konusu. Eğer çıkıp çıkmama bir risk e, oluşturuyor ve risk de bir kazanç meşru bir kazanç sebebi olarak görülürse o zaman kumarda da bunun geçerli olması lazım gelir başka bir takım riskli muamelelerde de bunun geçerli hale gelmesi lazım gelir onun için e, dinimiz İslam Hukuku aktif bir unsur olma şartını ticaretin içerisinde alıcı veya satıcı olarak bir ortak olarak veya aktif bir unsur olma şartını ileriye sürer. Ee, bu, bunun haricinde e, kenardan bir risk üstleniyor olmak, e, kar elde etmenin meşru bir aracı olmaz.